Evet, başlayalım yavaş yavaş. Olur hocam, dilerseniz başlayabilirsiniz. Tamam. Sizin öncesinde söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ben direkt geçiyor muyum konuya? Yok, geçebilirsiniz direkt. Evet, herkese merhabalar. İyi akşamlar diliyorum. Ben Doktor Ümit Akçakaya. Psikoterapist kökenliyim. Şu anda daha çok eğitimler veriyorum, atölyeler veriyorum. Carl Gustav Jung özel ilgi alanım diyelim. Ona dair kitaplarım var, araştırmalarım var, tezim var hatta onun kuramına dair. Bugün anlatacağım konu da Carl Gustav Jung'un kuramı ve kahramanın yolculuğu üzerine bir paylaşım olacak. Belki de ilk defa duyacaksınız ya da duyanlar da olabilir. Oldukça önemli bir konu diye düşünüyorum. Çünkü sadece bir teorik bilgi ya da kuramsal bilgi anlatmaktan öte Jung'un perspektifi ya da bakış açısı bizim kendimizi tanımamız, yaşamı anlamlandırmamız açısından son derece önemli bir açılım sunabiliyor. Nitekim Jung'a dair ilgi de her geçen yıl artıyor. Dolayısıyla bugün Jung'un kuramını ana hatlarıyla tabii ki çok derin bir kuramı var ama bir çerçeveleyeceğim ben. Ve kahramanın yolculuğu diye bir kavram var. Ondan da bahsedeceğim Jung'un kuramı dahilinde. Evet, şimdi şöyle başlayalım. Bu arada kayıt oluyor mu bu? Kaydediliyor değil mi? YouTube'lara Evet, yayınlanıyor. canlı Tamam. yayın. Şimdi Carl Gustav Jung kimdir? Kısaca ondan bahsedelim. Hayatından kısaca bahsedip sonra kuramına giriş yapayım. Spontane anlatacağım. Herhangi bir sunum yok. Aklıma gelirse bazı bilgiler paylaşabilirim. Yani sunum yapabilirim ama ben daha çok spontane anlatmayı tercih ediyorum. Arada soru var mı diye sorabilirim. Belki arkadaşlardan soru olabilir. Onu da alabiliriz. Ama şöyle bir Jung'u tanımayla başlayalım. 1875 yılında doğan bir İsviçreli psikiyatrist Jung. Ve biraz sıkıntılı bir çocukluğu var. Yalnız büyüyen bir çocuk. İçe kapanık bir çocuk. Çocukluğu böyle geçiyor. Ama çok sorgulayan bir çocuk. Hayatı anlamlandırmaya çalışan bir çocuk. Bu yönüyle de aslında yalnız bir çocuk. Ve büyüme süreci biraz sorunlu geçiyor. Ailesiyle sıkıntıları var ve ama sonrasında kendini kitaplara adıyor. Araştırmaya ve sorgulamaya adıyor. Psikoloji özel ilgi alanı. Bu yüzden küçük yaşta psikoloji, felsefe gibi konularla ilgilenip tıp tercihinde bulunuyor. Tıp fakültesini bitirdikten sonra psikiyatrist olarak göreve başlıyor. Ve farklı yerlerde çalışıyor. Mesela psikiyatri hastanesinde çalışıyor. Şizofrenlerle, psikotik hastalarla çalışıyor. Yoğun gözlemleri var. İnsan psikolojisini anlamaya yönelik. Metafizik konular biraz ilgisini çekiyor. Özellikle metafizik dediğimiz işte spiritüel konular, bilimle açıklanamayan konular, insan ruhu, işte telepati vesaire gibi durumlar ilgisini çeken bir konumda ve bunu da araştırmaya adıyor kendini. Ve o dönemde popüler olan Sigmund Freud'u takip eden bir bakış açısı var. Aralarında yaş farkı var Freud'la tabii. Freud psikanalizin kurucusu biliyorsunuz. Ve bayağı popüler olduğu bir dönemi var. Özellikle Avrupa'da bilinç dışı ve bilinçaltı, o zaman bilinçaltı deniliyordu. Onun tespiti ve işte aslında birçok hastalığın kökeninde bilinçaltı sebeplerin olduğuna dair ilk teoriyi modern psikolojide ifade eden kişi Sigmund Freud ve Jung da ondan 19 yaş küçük bir psikiyatrist olarak, genç bir psikiyatrist olarak ona ilgi duyuyor, ona hayranlık duyuyor hatta. Onun makalelerini takip ediyor, araştırmalarını inceliyor ve onunla da hatta bir mesajlaşması oluyor. Kendi de bir psikiyatrist olduğu için vaka paylaşımları oluyor vesaire. Ve sonra bu iki bilim adamının yolları kesişiyor ve Jung'u Freud psikanaliz camiasına dahil ediyor. Hatta aralarındaki ilişki çok güzel bir hal alıyor. Bir baba oğul ilişkisi, bir arkadaş ilişkisine dönüşüyor. Beraber seyahatler yapıyorlar. Deyim yerinde ise Freud onu kanatlarının altına alıyor. Hatta gelecekteki varisi olarak görmeye başlıyor. Ve beraber uyumlu çalıştığı zamanları oluyor. Şimdi Freud'un kuramından kısaca bahsedersek bilmeyenler, yani herkes biliyordur diye tahmin ediyorum da bir bilinçten bahseder. İkiye ayırmıştır insan ruhunu. Bir bilinçten bahseder, bir de bilinç dışından bahseder. İd, ego, süperego diye konumlandırır yapıyı. Ve bilinç dışının içeriğini şu şekilde tarif eder. Bastırılan cinsellik ve saldırganlık ya da agresyon, dürtüler olarak tarif eder. Ve kişi bu dürtüleri yönetemiyorsa, bastırıyorsa, farkında değilse, deşarj edemiyorsa
muzdarip olur. Yani psikolojik sıkıntılar yaşar der. Teorisi bunun üzerinedir. Doğrudur bir yönüyle. Zaten Jung da bu konuda gözlemleri yaptığında buna hayır demeyen bir bakış açısı geliştirmiştir. Ama Freud ve Jung'un bakış açıları zaman içerisinde ayrışmaya başlıyor. Bunun bir nedeni Jung'un farklı kanallardan kendini geliştirmesi. Jung çok ciddi bir araştırmacı. Mitoloji araştırması yapıyor, kültürleri inceliyor, işte hatta bazı kabilelerle gidip temasa geçiyor, ırkları inceliyor, mitleri, masalları, sembolleri inceliyor, doğu felsefesine çok meraklı, mistizme biraz ilgisi var. Ve böyle bir durumda bir sentez yapıyor aslında psikoloji bilgileriyle ve Freud'dan başka bir bakış açısına evriliyor. Dolayısıyla bazı teorilerine itiraz etmeye başlıyor Freud'un. İlk görüş ayrılıkları genellikle bilinç dışının içeriğini Freud'un çok dar bir alana sıkıştırmasından kaynaklı yapıyor. İşte sadece cinsellik olarak ya da agresyon olarak görmesi Jung'un hoşuna gitmiyor. Jung bunu kabul ediyor ama diyor ki bilinç dışı dediğimiz içerik çok daha derin, çok daha kapsamlı, farklı unsurları da barındırıyor deyip bir görüş ayrılığı açığa çıkartıyor. Bir başka görüş ayrılıkları için bilim adamı arasında mesela libido kavramı üzerine oluyor. Libido Freud'a göre sadece cinsel enerjiyken ve cinsellik çok önemliyken insanın hayatında, Jung'a göre de libido dediğimiz şey aslında bir yaşam enerjisi. Bir prana, doğu felsefesinden edindiği bilgilerle aslında bizim o yaşamda kendimizi geliştirme enerjimiz libido. Cinsellik sadece bunun bir kanalı, bir alanı. Dolayısıyla bu konuda da ayrışıyorlar. Biraz da gözü pek birisi Jung. Yani çok fazla biat eden bir konumda değil. Freud'u yeri geldiğinde eleştiriyor. Freud'un bazı otorite sorunları olduğunu fark ediyor. Kendisinin görüşlerinin eleştirilmesinin çok hoşuna gitmediğini fark edince aslında ona yönelik hayranlığı da zaman içerisinde azalmaya başlıyor ve gitgide bu ayrılıklar daha birleşmeyecek bir boyut almaya başladığında Jung, Freud'la olan yollarını ayırıp kendi kuramını açığa çıkartıyor. Hatta biraz aforoz ediliyor deyim yerindeyse. Psikanaliz camiasından atılıyor. Freud ona olan desteğini çekiyor. Biraz o dönemdeki psikanaliz camiası tarafından kuramı çok uçarı görünüyor. Bilim dışı olarak görünüyor. Ama Jung kendi fikirlerinden geri adım atmayarak araştırmalarını çok güzel bir sentezle bir kurama döküyor ve analitik psikoloji olarak yayınlıyor. Dolayısıyla Freud'la başlayan yolları sonrasında ayrılarak kendi yolunu çizerek devam ediyor. Ve uzun süre kuramı bilim dışı görüldü dediğim gibi biraz dışlandı ve buna rağmen Jung kendi sözlerinden, kendi inandığı kuramından taviz vermeden bunu sundu. Şimdi biraz kuramını anlayalım. Jung'un kuramı bize nasıl bir perspektif sunuyor? İnsanı nasıl konumlandırırız Jung'un kuramı bağlamında? Benim bir metaforum var. O metaforu çok sıklıkla kullanıyorum. Biraz soyut olan insan ruhunu ya da psikolojisini somutlaştırmak iyi geliyor. Çünkü bazı şeyler karmaşık olduğu için somuta bir alegoriye metafora koyduk, konumlandırdığımızda kolay anlaşılır oluyor. Onun üzerinden ben Jung'un kuramını anlatayım. Buna ben kapalı çarşı metaforu dedim. Bir kitabımda da yazmıştım bu metaforu. Şimdi kapalı çarşı ne? Kapalı çarşı aslında bizim hayatımızda varlık sürdürdüğümüz bir çarşı gibi düşünebilirsiniz. Aslında bu bir toplum. Yani bir toplum içerisinde var olan bireyleriz hepimiz. Aslında şurada da bir çarşı oluşturduk. Küçük bir çarşı. Vitrinler kapalı. Sadece Dilara ile benim vitrinim açık ama diğer insanların kimlikleri var ama bazılarının resimleri var, bazılarının sadece isimleri var. Dolayısıyla bir topluluk oluştu burada. Aslında hepimiz bir topluluğun içerisinde yer alan bireyleriz. Bu topluluğu çok daha genişletebiliriz. İşte ailemizden başlayarak sülalemiz, yaşadığımız şehir ya da ülke ya da tüm insanlığın bulunduğu dünya çok geniş boyutlara çıkartabiliriz bu çarşımızı. Dolayısıyla bu çarşı yaşadığımız toplum. Ve o çarşının içerisinde kapalı çarşı olarak düşünürseniz envai çeşit dükkanlar olsun. Hiçbir dükkan birbirinin aynı değil. Yapı olarak aynı ama içerik olarak birbirinden farklı dükkanlar var. Böyle sıralı, karşılıklı dükkanlarımız olduğunu düşünelim. Bu dükkanlarda aslında bizim kişiliklerimiz, kendimize has kişiliğimiz. Şu anda da ben bir dükkan açtım mesela buraya. Sembolik bir topluluk içerisinde bir çarşı oluştu. Ve orada ben bir şeyler sunuyorum, kendimi ifade ediyorum. Dolayısıyla dükkan dediğimiz şey, yapı o çarşının içerisinde bizim kişiliğimiz. Ve o doğumla beraber belki o dükkan açılıyor, bize tahsis ediliyor.
Biz onu geliştiriyoruz. İşte biraz genişletiyoruz belki. Bir dizayn yapıyoruz içerisinde. Bazı şeyleri yıkıyoruz, bazı şeyleri tekrar yapılandırıyoruz vesaire. Ve en sonunda öldüğümüzde de işte ne kadar ömür sürdüysek dükkanı kapatıp gidiyoruz. Nereye gittiğimiz meçhul ama Jung'un kuramında farklı teoriler var. Belki ondan da bahsedebiliriz. Dolayısıyla böyle bir hayat yolculuğumuz oluyor. Bir yaşam sahnesine çıkıyoruz bir dükkanımız olarak. Şimdi bu dükkan kişilikse kişiliğin bir bazı parçaları olur değil mi? Dükkanın da parçaları olur. Mesela dükkanı düşünürseniz bir dükkanın dış dünyaya açılan bir penceresi vardır. Ona vitrin deriz işte. Yani o vitrin o dükkan hakkında bir bilgi verir. İşte bir cam vardır, bir raflar vardır belki. İçeriğinde bazı işte içeride ne varsa ona dair bazı maddeler olabilir vesaire. Yani bakınca biraz anlarsınız onun ne dükkanı olduğunu. İşte kuyumcusu altın koyar. Atıyorum hediyelik bir eşyacıysa hediyelik eşyalar koyar. Ayakkabıcıysa ayakkabı koyar vesaire. Dolayısıyla bu vitrinimiz bizim dış dünyaya açılan penceremiz. Ve biz bir başkasıyla ya da başkalarıyla iletişime geçtiğimizde bu vitrin kanalıyla konuşuyoruz ve iletişim kuruyoruz. Şu anda ben mesela bir vitrin açtım. Bu vitrin benim için tutuluyor size. Yani buradaki arkadaşlara. Ve bu vitrin dahilinde ben kendimi ifade ediyorum. Bir şekilde toplumun beklentilerine uygun bir kılık kıyafet giyiyorum değil mi? Konuşma tarzımı ona da göre dizayn ediyorum, şekillendiriyorum. Dolayısıyla aslında bir şeyle bir maske de veriyorum yani. Persona der Jung buna hatta. Yani bir maskedir. Toplumda bir aradayken insanlarla takındığımız maskeler vardır. Maske deyince de kötü ya da işte sahte bir şey anlamayalım. İnsan olmanın gerektirdiği bir durumdur. Mesela diğer hayvanlarda yoktur yani. Başka canlılarda yoktur bir maske. Yani bir toplum içerisinde var olurken hal ve hareketlerine dikkat etmek, toplum tarafından kabul edilmeyecek ya da nahoş olabilecek şeyleri bir filtre koymak gibi derdi olmaz diğer canlıların. Biz ne yaparız? Bazı şeyleri kendimize saklayabiliriz değil mi? Ya bazı özel şeyleri paylaşmayız. Bazı özel davranışları sergileyemeyiz. Ne yaparız? Bu mahrem olarak bizim olan bir alan olarak tutulabilir. Dolayısıyla bu insan olmanın gerektirdiği bir filtre olarak karşımıza çıkar. Her ortama göre, kişilere göre de bu vitrinin davranışı değişebilir. Ben burada mesela biraz bir uzman personasıyla, uzman vitriniyle buradayım. Ama işte ailemin yanında bir baba, bir oğul vitrinlerim olabilir. Arkadaşlarım yanında arkadaşım. Toplumsal rol olarak da düşünebiliriz. Ve bu vitrinler bize topluma uyumlu hale getirir. Ve bu sayede aslında medeniyet de gelişmiştir. İsteyen istediğini yapar bir halde olsaydı son derece kaotik bir düzlemimiz olurdu. Bir medeniyet, bir uygarlaşma olmazdı. Düşünsenize yani bugün bazı şeyleri bastırarak aslında medenileşiyoruz bir yanımıza. Cinsellik bir yönüyle de bastırılan bir şey. Yani her yerde sergilenmeyen bir şey ve bu şekilde bir düzen oluşmuş. Ya da ne bileyim agresyon ya da işte dürtüsellik. Bunlar da bir şekilde dizginleniyor, dizginlenmek zorunda kalıyor. Tabii çok dizginlenir sonunda başka bir sorun oluyor ama bu sayede bir toplum sözleşmesi yapıyoruz ve bir başkasıyla kurduğumuz ilişki bir güven ilişkisine dönüşüyor. Bir hatta sevgi ilişkisine dönüşüyor. Bu sayede de gelişiyoruz. Dolayısıyla burası vitrinimizse ben başkalarıyla kurduğum iletişimde vitrin kullanıyorum. Bir persona kullanıyorum. Ve genellikle bunda iyi olmasına, kabul görmesine ihtiyaç duyuyorum. Ama çok fazla bunun derdindeysem, çok görülmek, çok fark edilmek, çok sevilmek gibi bir çaba içerisindeysem vitrinim kendimden oldukça sahte bir hal almaya başlıyor. Ne yapıyorum işte o zaman? İşte biraz şaklabanlık yapıyorum, şebeklik yapıyorum, dikkat çekmeye çalışıyorum. Kendimden ödün verecek davranışlar sergiliyorum. Yeter ki beni görün diye, sevin diye. İşte bunlar bir persona sorunları olarak karşımıza çıkıyor. Kişilik bozukluklarında özellikle rastladığımız. Ya da hiç görünür olmak istemiyorum, hiç fark edilmek istemiyorum. Sürekli kaçıyorum insanlardan, etkileşimden kaçıyorum. Bu da başka bir kişilik sorunu olarak karşımıza çıkıyor ki bunun da nedenlerinden birazdan bahsedeceğim. Arka planda başka şeyler işletildiği için personalar böyle vitrinler sıkıntılı oluyor. Dolayısıyla yanımda en yakınımda olsa en uzağımda olsa bir persona birisine karşı sergiliyorum. Sağlıklı bir insan da bu olması lazım. Ama kimlerde yoktur bu vitrin? Çok küçük yaştaki çocuklarda yoktur belki. Değil mi? 1-2 yaş çocuk umursamaz kim ne der. Yani çok doğaldır, spontandır, kendidir. Hepimiz o dönemden geçmişizdir. Kral çıplak der mesela birisini gördüğünde o meşhur hikaye. Hiç kimse diyemez. Oradaki çocuk der kralın çıplak olduğunu görüp. Dolayısıyla bir baskı hissetmez. Kendi olarak ifade eder ama sonrasında kurallar, kaideler, ayıplar, günahlar devreye girince işte Freud'un süperego dediği şey 3 yaş civarı o zaman bazı şeyleri
kendimize saklamak zorunda kalıyoruz. Dürtülerimiz bastırıyor, düşüncelerimiz bastırıyor. Çünkü yargılanma korkusu, dışlanma korkusu, rezil olma kaygısı bizi yönetmeye başlayınca ego bir vitrin şekillendiriyor ve o sayede kendini korumaya alıyor ve güvenliğe alıyor. Bu bir yönüyle de olması gerekiyor. Ama bu dediğim gibi ne kadar sahteleşirse o kadar problem. Ne kadar mesela personasız olmak çabası içerisinde olan bir kişi de bir problem. Yani dilinin kemiğinin olmaması, işte ne bileyim şuursuzca her hareketi her yerde yapması. Bunlar da böyle kişiler de var mesela, ters kimlik dediğimiz kişiler. Onlar da başka bir sorun olarak karşımıza çıkar. Ama her şeyde olduğu gibi bu vitrinlere denge son derece önemlidir. Şimdi bu vitrini tanıdıktan sonra bir de dükkanın içine girelim. Yani burası benim dış dünyaya açılan sergilediğim personaydı. Şimdi dükkanın içine Jung'un kuramında bilinç diyeceğiz. Yani benim farkında olduğum planım. Şimdi bu planda ne var? Dükkanın içinde ne vardı baktığınız zaman? Alet edevatlar vardır, raflar vardır, malzemeler vardır artık kişinin. Bunları da iş dünyamın, bilincimin parçaları olarak düşünebiliriz. Ne yaşarız biz bilinçte? Düşüncemiz vardır. Düşündüğümü düşünürüm değil mi? Duygumuzu hissederiz. Bir duygu deneyimi yaşarız. Algıya sahibizdir. Hatta Jung'a göre sezgimizi de kullanırız bu alanda. Dolayısıyla benim zihnimde benim farkında olduğum plana bilinç diyoruz. Yani aydınlık bir plan. Fark ediyorum, hissediyorum, belki paylaşıyorum. Persona da başkalarına da söylüyorum. Belki kendime saklıyorum, kimseyle paylaşmıyorum. Bu da olabilir. Yani herkesin kendi bilinçteki deneyimi kendine has bir yapı olarak sunulur ve bazılarını paylaşır, bazılarını paylaşmaz. Dolayısıyla gün içerisinde öfkelenebiliyorum, duygu anlamında kaygılanabiliyorum, mutlu olabiliyorum. Ne bileyim heyecanlanabiliyorum ya da zihnimden düşünceler geçiyor, geçmişi düşünüyorum, geleceği planlıyorum. Yani farklı farklı bir proseslere maruz kalıyorum ve bunları fark ediyorum bilincimde. Bu yüzden burası aydınlık dedim. Dolayısıyla akşam yatağa yattığımızı hayal edersek eğer artık bir vitrin sergilemeyiz. Kimseye bir şey göstermek durumunda kalmayız. Eşimiz, dostumuz, çocuğumuz bile olsa onu da vitrine sunulur. Anne vitrini, eş vitrini, baba vitrini filan. Ama yatakta tek başımıza kaldığımızda artık o vitrin söndürülür. Yani bir persona olarak düşünen maske o çıkartılır koyulur. Ama hemen uykuya geçmeyiz. Neden? Çünkü uyumadan önce bir bilinç alanında bir değerlendirme yaparız, bir muhasebe yaparız. İşte o gün uykumuz yoksa atıyorum 10 dakika, 15 dakika uykudan önce günü değerlendirebiliriz. O gün yaşadığımız olaylar zihnimizden geçer, geçmiş geçer, gelecek planlanır, mutlu oluruz, öfkeleniriz, ne bileyim kaygı duyarız. O günkü tecrübemize göre vesaire ruh halimize göre neyse orada da bir deneyim yaşarız. Ama 10 dakika sonra, 15 dakika sonra gözler yavaş yavaş kapanır. Etraf iyice karanlaşır. Aslında bu da şöyle dükkanın ışığını da kapatırız bir nevi. Onu da söndürürüz. Şimdi şöyle bir hayal edelim. Altta bir depoya ineriz. Uykuda. Şimdi depo önemli. Böyle mahzen gibi böyle merdivenden indiğimizi hayal edin. Ama biz bilinçli inmiyoruz. Otomatik sistem bizi oraya indiriyor. Yani bilinçli uyunur da yani nasıl daldığınızı siz de bilmezsiniz. Böyle bir bakmışsınız ki uykudasınız değil mi? Aslında bu bizim kişisel depomuz. Öyle düşünebiliriz. Uykuda geçirdiğimiz alan orası. Alta bir yerlere indik. Ama burası karmaşık, kaotik, enteresan bir yapılanma içerisinde. Bilinç düzleminde yaşadığımız deneyimi burada yaşamıyoruz mesela. Bilinç düzleminde biraz mantık vardır, tutarlılık vardır, rasyonalite vardır. Neden sonuç ilişkisi vardır. Bu sayede zaten biz kafayı yemeyiz. Bir tutarlılıkla yaşarız. Ama bilinç dışı ki bu depo bilinç dışı bu arada kaotiktir, karmaşıktır. Bunu nereden anlarız en basit? Rüyalar. Rüyaların içeriği çok enteresan değil mi? Yani zaman mekan birbirine karışabiliyor. Oradaki kişiler bir anda değişebiliyor. Ya da işte 8 saat uyumuşuz ama bu 8 saatinde ne yaptık çok fazla farkında değiliz. Böyle farklı bir düzleme, farklı bir kuantum evrene gibi bir alana girip orada bir tecrübe yaşıyoruz. Bedenimiz sabit belki. Yani biraz böyle oynuyor mu oynuyor ama yani bilincimiz enteresan bir deneyim yaşıyor bilinç dışında. İşte bu depo dediğimiz alanda bizim bilinç dışı alanımız. Ve burası sadece rüyalarda deneyimlediğimiz bir alan değil aslına bakarsanız. Bizim hayatımızda son derece önemli bir alan olarak karşımıza çıkar. Ve Jung kuramında bu alan oldukça önemli bir düzenektir ve içeriği son derece komplekstir, karmaşıktır. Yani Freud'un tabir ettiği gibi salt cinsellik ve agresyondan oluşmaz ve içeriğinde bastırdığımız her şey olabilir. Mesela travmalarımız olabilir.
ne bileyim annemizle kurduğumuz ilişki, babamızla kurduğumuz ilişki, çocukluk dönemindeki olaylar, durumlar. Zaten bir kere her şey burada kayıtlıdır. Bilinç dışının bir kayıt cihazı gibi olduğunu düşünebiliriz. Her şey burada, bilgisi burada vardır. Bazı duygular, bazı olaylar işlemlenmediyse, travma niteliği barındırıldıysa burada bir kompleks olarak varlığını sürdürür Jung'a göre. Yani aslında orası kompleks alan oluşturur. Yani bunlar ileride bizim hayatımızı etkileyecek durumlar olur. Bunlar neye bağlı olarak gelişir? Travmalara bağlı olarak gelişir. İşte genellikle bu olan travmalarda çocukluk döneminin olaylarıdır. İşte burada anne ile kurulan ilişki biraz önce söylediğim gibi önemli. Ki Jung arketiplerden bahseder. Mesela bir anne arketipi vardır. Temas ettiğimiz çocukluğumuzda bize bakım veren, büyüten model. Onun karşısında bir çocuk arketipimiz vardır. Çocukluğumuz yani. Onunla belli deneyim olur anne ile çocuk arasında ve belli travmalar olabilir, belli gelişimsel duraksamalar olur. Sonra bir baba arketipiyle bir temasımız olur. Babayla etkileşim sonucunda bazı olumlu özellikler alınabildiği gibi ondan bazı olumsuzluklara maruz kalabiliriz, travmalar yaşayabiliriz. Ve bunun neticesinde bazı yaralar alırız. Yok, bunu hatta yaralı çocuklar içimizdeki. Yani travmalar neticesinde o travmaları, yaraları iyileşmemiş çocukluğumuz. Ve böylelikle yaşam gelişimi devam eder. İşte her dönemde farklı yaralar alırız. Farklı beceriler elde ederiz belki. Bazen bazı şeyleri geliştiririz vesaire. Ve dolayısıyla dinamik bir gelişim süreci bu alanı şekillendirir. Yani kişisel bilinç dışımızı, depomuzu şekillendirir. Ve yetişkin olduğumuzda da orası bir dolu malzemeden oluşmaya başlar. Bastırılan boyutuyla. Sadece kötücül, olumsuz şeyler yoktur Jung'a göre, Freud gibi. Mesela potansiyelimiz de oradadır, yeteneklerimiz de oradadır. Bizim işte kendimizi gerçekleştireceğimiz alan da oradadır. Onu da bastırmak zorunda kalmış olabiliriz ki zaten çoğu zaman bastırırız o yeteneklerimizi toplum baskısı nedeniyle. Dolayısıyla burası bin bir türlü muhtevayla dolu bir alan. Ve rüyalarda simgesel bir dille bize sunuluyor bu alan. Bazı sembollerle bir şeyler söyleniyor. Ama sadece rüyalarla buluştuğumuz bir alan değil. Bugün yaşadığımız her türlü sıkıntının bilinç düzleminde fark ettiğimiz ama çözemediğimiz durumların kaynağını oluşturan bir düzenek. Yani Jung'a göre nevrozlarımız buradan beslenir. Nevroz ne demekti? Psikolojik sıkıntılar. Bir kaygı bozukluğu olabilir, bir davranış bozukluğu olabilir, bir iç sıkıntısı da olabilir, hiç fark etmez. Huzursuzluk olabilir, depresyon olabilir, OKB olabilir, panik atak olabilir. Hatta daha da sembolik bakarsak fizyolojik rahatsızlıklar olabilir, işte her türlü fizyolojik bedensel rahatsızlıklar. Ve Jung kuramı açısından bu bilinçte gözlemlediğimiz bu tarz durumların mutlaka bir bilinç dışı bir nedenselliği vardır. Ve bu bilinç dışı nedensellik çözümlenmediği için yani oradaki kompleks yapı bir şekilde bilince çıkartılıp dönüştürülmediği için kişi bilinçte huzursuz eder ve tekrarlayan bir örüntü içerisine hapseder ve kişi bundan acı çeker, ruhu acı çeker. Ve dolayısıyla bilinç dışı unsurlar Jung kuramı açısından mutlaka ve mutlaka bilinmeyi gerektiriyordur. Ve Jung'a göre bilinç dışını bilmek, yani kendimizi tanımak, o alanlara bakmakla çok ilgili bir durum. Yani hikayemiz, geçmişimiz, çocukluğumuz belki illa bir spesifik olay olarak hatırlanmak durumunda değil ama oradan bugüne ne yansıdı? Oradaki çözümlenmemiş yaşantımızı, çocukluğumuzda özellikle bugün nasıl deneyimlediğimiz, bugün hangi sorunlar olarak karşımıza çıktı. İşte bir ilişki sorunu olabilir, bir partner sorunu olabilir, bir çocukla etkileşim olabilir, toplumda kendini ifade etme sorunu olabilir, işte persona problemleri olabilir, çok fazla fark edilmek isteme, biraz önce bahsettiğim persona da vitrinde işte görülmeye ihtiyacı olabilir, görülmeme ihtiyacı olabilir. Dolayısıyla envai çeşit semptomlar oluşturur bilinçte. Ve Jung kişinin bu semptomlarını çok doğru okuması gerektiğini, aslında onların bir uyarıcı olduğunu, kendisiyle ilgili depoda, bilinç dışında görmesi icap eden, bakması icap eden bir takım unsurlar olduğuna işaret eder. Dolayısıyla bilinç dışına bakmak, bilinç dışına inmek Jung kuramı açısından son derece önemli ve değerlidir ve kişi bunu yaptığı takdirde, kendini tanıma yönünde bilinç dışına indiği takdirde gelişir, dönüşür, farklılaşır. Yani hastalıklarından özgürleşir, nevrozlarından özgürleşir. Tabii ki bu bayağı süreç alan bir şey olabilir. Ama sadece bilinç düzleminde kalmak, buna ego diyoruz Jung kuramı açısından, kişiyi sadece kişisel gelişim planında geliştirir. Kişisel gelişim planı ne? Bugün aslında kişisel gelişim planı popüler.
İşte size strateji sunar. Özgüvenli olmanın 5 stratejisi. Özgüvenli olmak için bunları yapın. Ya da öfke kontrolünüz için bunları 5 yöntemi deneyin falan. İşte bunlar hepsi kişisel gelişim. Yani işe de yarayabilir bu arada ama kişinin daha geniş bakarak neden özgüven sorunu yaşıyor, neden öfke patlamaları yaşıyor ve bunların bilinç dışındaki unsurları, bağlantıları benim nedir? Kendimle ilgili neleri görmem gerekiyor ki bu sorunlardan muzdaripim demesi aslında kişisel gelişimin ötesine geçen öz hakiki gelişim olarak karşımıza çıkar. Bu da kendini tanıma sürecidir ve bireyleşme yoluna girmektir Jung'a göre. Çünkü Jung'a göre bizim hayatımızın temel amacı bilinçle bilinç dışı arasında bir bağlantı geliştirerek, bir köprü oluşturarak kendimizi gerçekleştirmek ve bireyleşmek. Bireyleşmek kendini gerçekleştirmekle hemen hemen aynı. Ama bu bireyleşmeye giden yolda çok çetrefilli duraklarımız var. Kendimizi tanıma sürecinde yaşayacağımız. İşte bastırdığımız korkular, travmalar, işte çocukluk deneyimleri bastırdığımız boyutuyla hepsi birer kompleks. Yani çözümlenmeyi bekleyen apseler gibi düşünebilirsiniz bunu. Ben bunu bazen bedendeki apselere de benzetiyorum sembolik olarak. Nasıl bir darbe alırsak bedende apsele olur, o darbe şey yara iyileşmesi. Bazen de iyileşmeyen ruhsal yaralarımız vardır ve çoğunluğunu çocuklukta alırız. Ve orası iyileşmediği zaman bütünlük bozulur. Orada bir özel bölge oluşur. İşte buna göre kompleksler. Orası apseleşir, iltihaplaşır ve sızlar, ağrır. Her dokunulduğunda ağrır hatta. Hatta kişi kendi bile dokunmak istemez ağrıdığı için ve başkalarından da saklamak ister. Kendinden bile saklamak ister. Ve biz bu saklama planına savunma mekanizmaları diyoruz. Egonun savunma mekanizmaları. Hepimiz savunma mekanizmaları kullanarak hayatta var oluyoruz. Ve bu savunma mekanizmaları sayesinde bilinç dışı bir takım duygudan, düşünceden ya da olaydan kendimizi uzak tutuyoruz ve bir denge kuruyoruz. Bu denge bir yönüyle iyi, hayatımızı bir şekilde konforlu kılıyor. Ama bu dengenin bozularak kendimizi tanıma sürecinde yeni bir denge kurulması icap ediyor ki gelişelim. Bireyleşme yolunda ilerleyelim. Hatta tekamül edelim bu sayede. Yoksa insan ruhu gelişmiyor. O yüzden gelişimin en önemli yapı taşı bilinç dışıyla bağlantı kurmak. Ve Jung'a göre bilinç dışı da bizle bağlantı kurmaya çalışıyor aslında. Yaşadığımız her olay, her kriz, her hastalık, her nevroz, rüyalar, rüyalardaki sembolik dil, hatta karşılaşmalarımız, başkalarıyla karşılaşmalarımız, karşımıza çıkan kişiler, insanlar, partnerler, yani yaşadığımız krizler bu manada hep bilinç dışının bizi kendini ifade etme biçimi, sembolik dille. Ama biz gelişmemiş bireylersek, kendimizi tanımayı reddeden bir boyuttaysak, aman ağzımızın tadı bozulmasın diyen bir noktadaysak, aslında bu gelişim fırsatını tepiyoruz. Savunmalarla yapıyoruz bunu aslında, savunma mekanizmaları. Ne yapıyoruz? Bastırıyoruz, işte yansıtmalar yapıyoruz, başkalarını suçluyoruz, sorunları başkalarında arayabiliyoruz. Somatize edip bedende bir hastalık olarak tutuyoruz. Ya da bir nevroz haline getirip o nevrozdan muzdarip oluyoruz. Yani yeter ki kendimizi tanımayalım diye bir nevroz bizi ele geçiriyor ya da savunmalar ele geçiriyor. Yön değiştiriyoruz vesaire. Ama böylelikle de aslında kendi gelişimimizin önünü tıkıyoruz. Kendi ışığımızı kesiyoruz. Çünkü Jung'a göre gölgeler bilinç dışında var olan boyutuyla, Jung gölge der buna, işte o karanlık tarafa keşfedilmeyi bekliyor ve yüzleşilmeyi bekliyor. Ve bunu yapmak cesaret istiyor. Kolay bir şey değil. Çünkü insan egosu bir yönüyle de konfor istediği için, rahatlık istediği için bu plandan kaçıyor. Dolayısıyla bilinç dışı dediğimiz alan keşfedilmeyi bekleyen son derece önemli bir alan Jung açısından. Şimdi Jung'un kuramını kısaca tanıtmışken sadece kişisel bilinç dışı olarak da görmeyelim. Freud'dan ayrılan bir başka teorisi daha var Jung'un. O da kolektif bilinç dışı diye bir alan var. Dolayısıyla Freud'da bir kolektif ya da ortak bilinç dışı diye bir şey yoktur. Jung bunu eklemiştir kuramına. Yani bir kişisel bilinç dışımız var, bizim kişisel depomuz gibi düşünelim. Bir de böyle indikçe genişleyen, farklı bireyleri de kapsayan, işte genel, özelden genele doğru genişletebileceğimiz bir ortak depomuz da var. Yani nasıl diyeyim? Benim hikayemdeki bazı bastırılan unsurlarım, komplekslerim ya da gölgelerim sadece benim maruz kaldığım olaylardan oluşabilir kişisel bilinç dışımda. Ama bazı olaylar vardır ki ailemin gölgesi olabilir, ailemin kompleksi olabilir. Ya da sülalemin, ya da yaşadığım ülkenin, mensup olduğum dinin, mezhebin, ırkın, genişletebiliriz, fark etmez. Ya da tüm insanlığı daha da genişletirsek. Dolayısıyla bir de kolektif depo diye bir alan var ve orada birçok şey ortak ve oradan da malzemeler geliyor bilince, taşıyor. Yani işte bu son dönemlerde popüler olan
olan ayrı dizimleri filan bu teoriden beslenir. İşte seninle başlamadı ekolü. Ve Jung der ki biz sadece kendi kişisel hikayemizden sorumlu değiliz. Ailemizin de bir öyküsü vardır, onların da travmaları vardır, onların da kompleksleri vardır. Ya da onların da geliştirdiği bir takım unsurlar vardır. Bizim de gelişmiş unsurlarımız olarak bilinçte yetenek olarak, potansiyel olarak kendini ifade eder. Dolayısıyla hepimiz görünmez bağlarla birbirimize bağlıyız der. Ve insanoğlunun kendini tanıma sürecinde sadece kendi kişisel geçmişini değil, insanlığın ortak geçmişini, ailesinin geçmişini, sülalesinin geçmişini, işte hatta daha da genişletirsek mitleri, sembolleri, efsaneleri, arketipleri bilmesi gerekir ki kendi bilinç dışının vermek istediği mesajı doğru okusun. Dolayısıyla bu son derece gelişmeyi bekleyen bir kapasitedir. Yani sembol dili bilmek, sembolleri anlamak, yorumlamak. Öyle sadece psikoloji bilgisiyle olacak bir şey değildir. Felsefeleri, dinleri, masalları, mitleri, efsaneleri bilerek kendimizi yorumlamak gerektiğinden bahseder Jung. Çünkü kolektif bir planda sunulmuştur bize. Dolayısıyla Jung'un kuramı böyle çok çetrefilli, geniş bir alan gördüğünüz gibi. Çok kısa özetlemeye çalıştım ama soru varsa alabilirim burayla ilgili, bu çerçeveyle ilgili. Evet, yok galiba. Güzel. Her şey anlaşılır oldu diye düşünüyoruz. Değil mi Dilara? Evet. Sanırım. O zaman şimdi kahramanın yolculuğuna bağlayalım. Jung'un analitik kuramı genel hatlarıyla böyle ama dediğim gibi ya bunlar çok derin konular. Anlaşılmamış olması da çok normal konuya özellikle uzaksanız. Yani ben bunların her bir mesela bir persona bir derste anlatıyorum. Bilinç dışında 3 derste anlatıyorum. Kolektif 2 derste anlatıyorum. Çok yoğun geniş anlatıyorum. Burada çok kısa özetledim. Çok ayrıntısı var. Ama şimdilik böyle bilelim. Şimdi kahramanın yolculuğuna geçelim. Şimdi kahramanın yolculuğu ne? Şimdi kahramanın yolculuğu için Joseph Campbell'dan bahsetmek gerekiyor. Kendisi Jung kuramından oldukça etkilenmiş bir mitoloji araştırmacısı. Kahramanın Sonsuz Yolculuğu diye de bir eseri var. Türkçe'ye de çevrilmiş durumda. Aslında bin bir yüzlü kahraman da Kahramanın Sonsuz Yolculuğu diye çevrilmiş. Şimdi bu adam bir akademisyen ama mitlere karşı, efsanelere karşı kendisinin özel bir ilgisi var. Ta çocukken Kızılderili mitlerine ilgi duyuyor. Orayı anlamaya çalışıyor. Ve diyor ki yani bütün kültürlerin, bütün ülkelerin hatta kadim kültürlerin mitolojileri var, efsaneleri var. Ve bunlar aslında bir anlam ifade ediyor. Yani bunlar böyle sadece eğlencelik, işte edebiyat ürünleri değildir. Bunların psikolojik bir planı da olması lazım. Diyor ki zaten Jungçu bir perspektifi de olduğu için, Jung kuramına da çok ilgi olduğu için arketipleri falan çok ilgisini çekiyor Joseph Campbell'ın. Ve araştırmaya başlıyor. Özellikle kahramanın yolculuğunu içeren mitleri, efsaneleri inceliyor. Aslında bu bize çok uzak değil. Yani bu bizim mesela kültürümüzde Keloğlan'ın yolculuğu mesela. Boğa Çağı'nın yolculuğu. Ya da işte Doğu felsefesine giderseniz orada Arjuna'nın deneyimleri. Ya da işte Mısır'da Osiris'in miti. Ya da Yunan mitolojisine gelirseniz Theseus bunlardan biri olabilir. Ya da başka kim olabilir Theseus'un dışında? Theseus, o bir de şey vardı. Icarus. Icarus'un miti. Şimdi Gılgamış mesela Sümer mitolojisinde. Şimdi bunların hepsi aslında mitlerde, masallarda, efsanelerde geçen bir takım kahramanlar. Şimdi bu kahramanları Joseph Campbell incelediğinde bu içeriği yani efsaneleri, mitleri çok enteresan bir şeyle karşılaşıyor. Hepsi aynı düzenekten geçerek kahraman oluyor. Ve bu kahramanın yolculuğu aslında çok evrensel bir tema. Bravo. Peygamberlerin hikayeleri, kutsal kitaplardaki Kevser burada hatırlattı. Menkıbeler, Yusuf peygamber, Nuh peygamber, işte Yunus peygamberin hikayeleri. Aslında hepsi çok ortak ki Joseph Campbell onları da ele alıyor. İsa peygamberin hikayesi. Ondan sonra Mitra inancı, Orfeusçu inanç. Yani hep bu kadim kültürlerin, kadim mitlerin ve efsanelerin aslında tek bir hikaye. Kahramanın yolculuğunu anlattığını fark ediyor ve bunu da bir kitaba çeviriyor. İşte Kahraman'ın Sonsuz Yolculuğu diye 17 aşamadan oluşan bir süreç bu. Ben de bu doktora tezimde inceledim. Ve bu aslında bizim yaşam serüvenimiz, hayat yolculuğumuz. Ve Campbell diyor ki aslında her birimize bir mesaj vermeye çalışıyor. Bu mitler, efsaneler, bu kahramanlar. Bunlar böyle eskiden, çok eskiden aslında hatta dinler olmadan önce bile anlatıla gelen hikayelerdi. İnsanlar işte ozanlar bir araya toplanıp ya da büyükler, aile büyükleri mitler, efsaneler, masallar anlatırdı çocuklara. Çünkü ders çıkarsın.
Çünkü bazı insanoğlunun kendi aklıyla düşünerek elde edemeyeceği bilgileri bu mitler ve masallar veriyordu. Onlar da nasıl sorulardı? İşte bu hayattaki anlam, hayatın anlamı ne? İşte ölüm nasıl bir şey? Öldükten sonra ne olacağım? Nasıl bir hayat yaşamalıyım? Ben nasıl bir varlığım? Bunlar herkesin kafasını karıştıran sorular insanoğlu olarak değil mi? Düşünen varlık olarak. Bunlara bazı felsefeler açıklama getiriyor bugün. Dinler kendince açıklıyor. Ona inanıyoruz bazen. Bazen işte ne bileyim bilimi bu konuda referans alıyoruz. Onda bir şeyleri açıklamaya çalışıyor. Çünkü insan bir yönüyle de bu hayatta büyük bir muammayı yaşıyor sorgulamak boyutuyla. Dolayısıyla o muammayı geçmiş insanlar da yaşadıkları için bu anlamı mitler ve efsanelerde bulmuşlar. Ve onlar onları dinleyince aslında bilinç dışına hitap edip hem bilince hem de bilinç dışına hitap edip bu hayatta nasıl yaşaması gerektiğini fark etmişler ve onu referans alarak yaşamışlar. Ve bunlar arketip olduğu için aslında bizim için de çok önemli bir konu arz ediyor. Çünkü biz de nasıl yaşamamız gerektiği konusunun alt metnini bu mitler ve efsaneleri de deşifre ederek öğrenebiliriz. Yani bana çok iyi geliyor mesela. Şimdi anlatacağım çünkü anlatılan hikaye bizim hikayemiz. Çünkü anlatılan hikaye Jung'un kuramındaki unsurları barındırıyor. Dolayısıyla Joseph Campbell 17 aşama buldu. Ama bu 17 aşamayı şu an anlatamayacağım tabii çok derin, çok da vakit alır. Ama 3 ana aşama oluşturdu. Bu kahramanların yolculuğunu anlatan 3 ana aşama. Hepsinde aynı aşamalar var. Çünkü çok ilginç bakın. Yani bizim Türk masallarında da aynı şeyler anlatılıyor. Yunan'da da, Mısır'da da fark etmez. Mitlerde hepsi aynı örüntüden geçiyor. Yani bu arketip demek bu. Aslında ortak miras, kolektif bilinç dışı burada böyle bir plan. Dolayısıyla bu 3 aşama şöyle. Bir tane kahramanımız var. Bu kahramanın sıradan bir hayatı var. Bu sıradan hayat bir şekilde bir maceraya çağrıyla, maceraya çağrı diyor buna Joseph Campbell, bozuluyor. Yani ne oluyor? Kahraman bir yola çıkmak zorunda kalıyor. Kahraman yerini, yurdunu, köyünü terk etmek zorunda kalıyor. Mesela Gılgamış örneği, Keloğlan örneği, Teseus örneği ya da kahramanı bekleyen bir görev. Hatta bu örüntü bugün Hollywood sinemasında da birebir aynı aktarılıyor. İşte Yüzüklerin Efendisi, Star Wars, Matrix hepsi aynı örüntü anlatıyor. Hepsi o yüzden bizi içine çekiyor bu kadar. Hani oradaki kahramanla özdeşleşiyoruz. Dolayısıyla kahramanın konforu bozuluyor ve bir yola çıkmak zorunda kalıyor. Ve çıktığı yol bir yerden sonra çok enteresan bir alana giriyor. İşte ne oluyor? Böyle kaotik, dar, ürkütücü alanlara giriyor kahramanımız. Sıradan dünyadan çıkıyor. Aslında sıra dışı bir dünyaya giriyor. İşte bu bazen kuyu oluyor. Bir kuyunun içerisine düşüyor. Bir mağaranın içerisine girebiliyor. Ne bileyim yedi uyurlar gibi mesela. Ya da bir ormanın içerisinde kayboluyor Hansel ve Gretel gibi. Bir kuyuya düşüyor. İşte Hazreti Yusuf menkıbesindeki gibi. Ya da bir balinanın karnına giriyor. Pinokyo hikayesinde ya da Yunus Peygamber hikayesinde gibi. Ya da Osiris gibi bir lahitin içerisinde bir tabunun içerisine giriyor. Gılgamış gibi sedir ormanların içerisinde kendini buluyor. Teseus gibi bir labirentin içerisine giriyor. Gördüğünüz gibi aslında bu alanlar karmaşık, kaotik, bilinmeyen bir alem olarak karşımıza çıkan alanlar birbirine çok benziyor. Aslında bu sembolik rahim imgesi, rahim arketipi yani ana rahmi. Çünkü başkalaşım mekanı, dönüşüm mekanı. Aslında bunun kastettiği semboloji de Jung'daki bilinç dışına denk geliyor. Yani aslında depomuz. O depomuza giren kahramanı bekleyen bir takım unsurlar var. İşte o kahraman o kaotik alana girince nelerle karşılaşıyor? Masalına göre değişiyor da. İşte eciş bücüş varlıklar, devler, ejderhalar, cüceler, şeytanlar, demonlar, cadılar. Kahramanına göre değişir dediğim gibi. Ama kahramanımız bunlarla karşılaşması neticesinde zorlanıyor. Bir takım duygular deneyimliyor. Bir işte cesaret sergilemeye çalışıyor. Bir korkuyor. İşte bazı güçler destekleyici oluyor. Onun yanında onlara mentorluk ediyorlar. İşte kahramanımızı teşvik ediyorlar. Karşıt güçler oluyor. Onlar saldırıyor kahramanımıza. Yani kahramanımız orada son derece badireli, son derece sıkıntılı bir gerilim yaşıyor. Ama kahramanımız yılmazsa, cesaret sergilerse, aklını kullanırsa ya da desteği alırsa, desteği doğru okursa mentoründen, etrafındaki insanlardan, oradan başkalaşarak, dönüşerek, farklılaşarak çıkmayı başarıyor. Ve kahramanımız bunu başardığında da eski kişiliğinden, kimliğinden eser kalmıyor. Aslında büyümüş oluyor, farklılaşmış oluyor. Genellikle zaten bu yolculuğu bu şekilde bitirdiğinde kahramanı bir ödül bekler. İşte ne yapar? Padişahın kızıyla evlenir, prensle düğün yapar, bir hazineye kavuşur, ne bileyim bir sofra kurulur, kral olur bir yere, kraliçe olur, tahtına oturur. İşte Yusuf Peygamber gibi insan olur, Pinokyo gibi. Yani bir ödülle karşılaşır ve bu ödül aslında kahramanın
dönüşüm ödülüdür. Farklılaşma, bireyleşme ödülü. Şimdi tüm hayat bunun üzerine şekillenmiş bir yolculuk makro boyutuyla aslında hepimiz kahramanın yolculuğunu işliyoruz. Ve bu görüldüğü gibi de Jung kuramı açısından aslında kendini tanıma ve bireyleşme yolculuğu. Ama bu kendini tanıma nereye girmeden olmuyor? Bilinç dışına aydınlığa kavuşturmadan ve çözümlemeden olmuyor. Ama bunu makro boyutta bir hayat gibi düşünebiliriz ama bir de mikro boyutta bazen karşılaşmalar, bazen olaylar, bazen girdiğimiz bir mağara yine bir yolculuk çağrısı olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla kahramanın yolculuğu demek aslında hayat koskocaman bir yaşam alanıyla kahramanın yolculuğu olabilirken ufak ufak yaşadığımız krizler, işte ne bileyim bir dengesizlik olması hayatımızda ya da işte bir hastalıkla karşılaşmamız, bir kayıpla karşılaşmamız, bir nevrozla karşılaşmamız, karşımıza çıkan boyutuyla bizi zorlayan bir işte ilişki sorunu olabilir, bir ekonomik darboğaz olabilir, bir hastalık olabilir, bir boşluk, anlamsızlık olabilir. Hiç fark etmez. Yani aslında hayatımızda karşımıza çıkan krizlerin mutlaka Jung'a göre bir anlamı var. Aslında bizi böyle silkelemeye çalışıyor, uyandırmaya çalışıyor. Bir yolculuğa davet ediyor. İşte bu kahramanın yolculuğunda maceraya çağırıyor. Kahraman bunu kabul ederse ve kendine şu soruları sorarsa bunun çağrısı neticesinde. Bu yaşadığım olayın anlamı ne? Buradan ne gibi bir ders çıkarmalıyım? Ve bu bana ne söylemek istiyor? İşte bu ilişki krizim ne söylemek istiyor? Ya da bu psikolojik sorunum ne söylemek istiyor? Bu boşluk hissim ne söylemek istiyor? Ya da bu yas sürecim işte bir kayıp yaşandıysa atıyorum. Ne öğreneceğim gibi sorular aslında kahraman adayının daha doğrusu kendine sorması gereken sorular. Bunu soruyu soranlar kahraman oluyor zaten. Ama bu sorudan kaçıp da savunma mekanizmaları kullanarak olayı görmezden gelen, kapatan, hiçbir zaman kendini sorgulamayan, kendi iç dünyasına bakmayı reddeden planımız da var. İşte bu kurban. Bu kurban da aslında sürekli konfor arayışı içerisinde olan, kendini tanımak istemeyen, bilinç dışına inmek istemeyen bizim ego parçamız. Ve bu böyle olduğu müddetçe biz gelişmiyoruz. Yani ilerlemiyoruz. Tekamül etmiyoruz. Büyümüyoruz deyim yerindeyiz. Ama kahraman gibi maceraya evet dediğimizde o zaman kendimizi tanıma sürecimiz başlıyor ve o zaman bakmamız gereken yer bilinç dışı düzlemimiz oluyor. Çünkü her kriz aslında bize bir fırsat sunuyor büyümek için ve bazı unsurları çözümlemek için. İşte o zaman kahraman doğru okumalar yaptığında bazı mentorlarla da karşılaşıyor. Hayatında hani bu konuda ona destek olacak kişiler, yönlendirmeciler, rehberler. Bazen bu bir terapist olur, bazen bir hoca olur. Fark etmez, bazen bir kitap olur. Hiç fark etmez. Onların da teşvikiyle iş dünyasına yönelip bazı unsurlarla yüzleşiyor. Bazı unsurların yasını tutuyor ya da kendisinin karanlık noktalarını şimdiye kadar kabul etmekte zorlandığı, bastırdığı unsurlarını kabul etmeye başlıyor. Bu her şey olabilir ki Jung buna gölge der yani. Ve bastırdığı şeyleri kabul etmekle beraber aslında orayı yapılandırıyor, proses ettiriyor, değiştiriyor ve dönüştürüyor. Bu biraz acılı oluyor, sancılı oluyor. Çünkü gelişmek zordur, dönüşüm zordur. Bir yaz süreci gerektirir. Bir süreliğine hatta mağaraya inmeyi gerektirir, bilinç dışı yine. Ama burayı doğru şekilde yönetirsek kahramanımız buradan sağlıklı bir planda biraz yıpranmış ama dönüşmüş, farklılaşmış, başkalaşmış, bilinç sıçraması yaşamış ve hayatı artık daha farklı bir boyutta değerlendiren bir kişi olarak çıkıyor. Bu da onun ödülü oluyor. Dolayısıyla hayatımızı bütün bu yolculuk bağlamında değerlendirirsek mikro boyutta krizler yaşayacağımız gibi hayatta bir arkadaşımızla tartışmak da olabilir. Bu yine bir baş ağrısı da olabilir. Çok küçük bir boyutta. Bunun da bir anlamı vardır. Makro boyutta yolculuklar da olabilir. O da hayatımızda böyle birden böyle gelen eş zamanlı olarak günlüğe böyle gelen büyük kırılmalardır, büyük değişim süreçleridir, büyük sarsılmalardır. Bunlar da makro krizlerdir. Her biri aslında bizden kahraman olmamızı bekliyor. Yani aynı mitler, masallar, efsanelerdeki kahramanlar gibi kendimizi tanımayı, bilinç dışına inmeyi ve doğru okumalar yaparak orayı dönüştürmeyi ve bilinç dışı arasındaki etkileşimi bir tık daha geliştirmeyi bekliyor. Ve bunu yapa yapa hayatta bu tarz okumalarla, bu tarz farkındalıklarla tabii hayat bu kadar çilekeş bir süreç olmuyor. Bazen buna girmediğimiz zamanlarımız da oluyor. Normal konforda yaşadığımız. Ama macera geldiğinde, sarsılma yaşadığında, aynayı kendimize çevirdiğimizde bizim için bir büyüme çağrısı oluyor. Farklılaşma çağrısı oluyor. Ve bunu doğru okursak, layıkıyla bir kahraman gibi ele alırsak dediğim gibi her seferinde bir adım daha bireyleşme yolunda ilerliyoruz. Böyle böyle ilerleye ilerleye hayatımızda aslında tekamül ediyoruz. Kendimizi gerçekleştiriyoruz. Kendi muradımızı alıyoruz Jung'a göre. O yüzden bu bireyleşme yolunda son derece önemli kahraman olmak, hayatımıza bakmak, hayatımızı anlamlandırmak, kendimizi egodan bağımsız bir
bakış açısıyla kendimizi, gölgemizi, bilinç dışımızı tanımak. O yüzden Jung'un bir sözü var. Şöyle diyor. Dışa bakanlar düş kurar, hayal dünyasında kaybolur. İçe bakanlar uyanış yaşar, gönlünün muradını alır. Yani dışa bakanlar kim? Aslında sürekli ego merkezli yaşayanlar. Sürekli işte bu hayat için işte para, mal, mülk, şan, şöhret, bağımlılıklar alanı geliştirmek için çalışan bir plan. Bazen böyle bir alana kayabiliriz. Kendimizden kaçmak istediğimiz alan. Ama oraya kendimizi kaptırırsak aslında orası çok ciddi bir sapma oluyor bireyleşme yolundan. Ama tam tersi kendini tanımaya yönelik bir bakış açısı geliştirirsen işe bakıyorsun. İçe bakmak da işte herkesin harcı olmuyor. Cesaret gerektiriyor, kararlılık gerektiriyor, bilgi gerektiriyor. Bunu da söyleyeyim. Yani bilmeden de olmaz. Yani işte sembol bilgisi, Jung bilgisi, kuramları bilmek. Yani hatta illa psikoloji bilmenize gerek yok. Daha geniş bakarsanız dinler derinlikleriyle aslında tasavvuf, kabala, gnostizm, hatta doğu felsefesi, hatta daha da genişletebiliriz. İşte ezoterizm ya da astroloji fark etmez. Kişisel gelişim boyutuna kaymamış boyutuyla hep aynı mantıkla kendini tanıma konusunda sana ışık tutman gerektiğini söylüyor. Yani sembolik bir lisanla kendini tanıma hikayesini sunuyor. Jung da bunu bütün bu kadim kuramları psikolojiye entegre etmiş kişidir. Ve bu aslında çok değerlidir. Çünkü psikolojiyle de harmanlanmıştır. Bilimle de bir şekilde sentezlenmiştir. Dolayısıyla bu bir yöntemdir. Ve bu yöntem aslında her birimizin içinde derinlerindeki cevheri ya da bireyleşme kaynağı olan potansiyeli bulmayı ve bunu bilince çıkartıp diğer insanlara da sunmayı istiyor. Buna da biz Jung kuramında gönlünün muradını almak dediği bireyleşme ödülü olarak görüyoruz. Ve bu yaşamımızın belki de doğru okumalar yaptığımızda son dönemlerinde yaşayacağımız bir bilgelik hali, bir farkındalık hali, bir potansiyelin full olarak kullanılması olacak. Bu kendini gerçekleştirme diyor işte psikolojide. Dolayısıyla tüm yolculuk Jung'a göre kahramanın yolculuğu bu planımızı, bu üst versiyonumuzu çıkarmak üzerine bir yolculuk olarak yorumlanıyor. Buna da kahramanın yolculuğu diyoruz. Evet. Sanırım bu çerçeve anlamlı olmuştur. Şimdi kalan kısımda bir saatte değil mi Dilara bizim? Evet hocam. Çak gibi kestik de biraz süreyi yeni fark ettim. 49'muş, az kalmış. Soru varsa alabiliriz. Chat'ten yazabilirsiniz ya da ses Çok açıp da şey sorabilirsiniz. yazıldı. Ben hepsini takip edemedim. Okuyamadım da soru varsa söylenebilir mi burada? Hocam, kuş konusunu sormak istiyorum. Aslında ben araştırıyorum bunu ama sizden dinlemeyi çok isterim. Yani Jung rüya sembol dilinde kuşu nasıl yorumlamıştır? Şimdi her sembol dili kendi kişinin kendi düznemine göre değerlendirilmeli. Kendi Evet, dinamik. genel olarak sordum. Hani Kuş genellikle özgürlük ve kendilik sembolleridir. Self sembolüdür. Her türlü göksel cisim, göksel hareket alanı bulan canlı aslında kendilik sembolüdür. Kartal, kuş, güvercin. Yani özben Jung'a göre. Kendilik. Tamam. Şimdi bir soru da var. Jung'un kahramanın yolculuğunun içeriğini çok iyi anladım. Teşekkür ederim kıymetli hocam. Ben teşekkür ederim. Neslihan Hanım. Evet, başka soru varsa alabiliriz arkadaşlar. Teşekkürler. Kahramanın yolculuğu sizin için anlamlı oldu mu? Bakın, tekrar söylüyorum, bu kahramanın yolculuğu hayatınıza girerse hayatınız çok farklılaşır. Olumlu manada. Çünkü bu perspektife ihtiyacım var. Yoksa eğer. Aslında. Yani bu sadece hayata teorik bilgi edinip işte bir takım egosal gelişim için gelmedik biz bu bakış açısına göre. Kendimizi geliştirmek, dönüştürmek için de geldik. Ve bunun için kahramanın yolculuğunu yürümemiz gerekiyor. Aslında dediğim gibi yani dinlerin, kutsal kitapların hatta felsefelerin de söylediği aynı şey de farklı bir şey söylemiyoruz yani. Ama psikolojideki karşılığı Jung'un kuramı oluyor kahramanın yolculuğu. Şurada bir soru var. Balığının karnındayken kendimizdeki hangi arketipin aydınlık yanından destek almalıyız hocam? Şimdi güzel, balığının karnındayken hangi? Balığının karnı demek aslında bilinç dışı demek. Bu da Yunus peygamberden gelir. Gece deniz yolculuğu der. Onun balinanın karnına girdiği var. Şimdi orada hangi arketip? İşte orada farklı arketipler var. Mentor arketipimiz var. İşte yaşlı bilge adam, yaşlı bilge kadın. Onların rüyalardaki karşımıza çıkan boyutları ve bilinç düzlemimizde karşımıza çıkan unsurları var. Yani orada
İşte kendi arketipsel sembolojide anlattığımız boyutuyla kendi içimizdeki bilge parça arketipi, yine kahraman arketipi. Kahramanın aydınlık yanı zaten orada açığa çıkar ve kahraman balığın karnındayken ya da bilinç dışındayken korkusuna rağmen ilerler. Ve kendi gölgesiyle mücadele eder. Gölgesini dönüştürür hatta. Gölgeler de aslında bizim bastırdığımız unsurlardır yumrukta. Yani bilinç dışındaki unsurlardır. Kahramanla özdeşleşirsek gölgelerle olan mücadelemiz de olumlu bir hal alır ve gölgeleri dönüştürürüz. Yok etmeyiz. O gölgelerde ne olarak çıkıyor? İşte ejderha, devler, cinler, demonlar, cadılar. Şimdi bunların her biri aslında bastırdığımız unsurlar. Dolayısıyla içimizdeki kahraman balığın karnında en çok özdeşleşmemiz gereken arketip diyebiliriz. Hocam konuyla ilgili kitaplar önerir misiniz? Tabii ki Kahraman'ın Sonsuz Yolculuğu Joseph Campbell'ın kitabı öneririm. Jung'un tüm kitaplarını önerebilirim. Benim kitap, şimdi şu kitapları da göstereyim. Benim de bir kitabım var da Gölgeyle Buluşma. Bu kitap çok değerli. Hatta Işığı Arayanların Karanlık, Aydınlık Yanı. Işığı Arayanların Aydınlık Yanı diye bir kitap var. Benim bu tez konum bir anadan dünyaya gelen yolcu doktora tezim yeni çıktı. Bu kahramanın yolculuğu Neşet Ertaş'ın hikayesi üzerinden çözümledim. Onun bireyleşme yolculuğunu anlattım. Bir de Kayıp Kendiliğin İzinde diye bir kitabım var. Onu da bulursam göstereyim. Yani bunu anlattığımız. Şu an yok, onu da bakabilirsiniz. Dolayısıyla kahramanın yolculuğu bizim hayatımızda önemli bir olgu olarak temas kurmamız gerektiren bir durum, bir örüntü. YouTube'da bunun videolarını anlattım arkadaşlar. Benim YouTube kanalımdan da izleyebilirsiniz. Tamamen ücretsiz. Herkese açık kahramanın yolculuğunu anlattığım birçok yayın var. Hatta kahramanın yolculuğunun 17 aşaması var demiştim ya. 17 aşamayı da anlattım. Arketipleri de anlattım. Oradan izleyerek çokça kendilerini geliştiren kişiler var. Geri dönükler alıyorum. Oraya da bakabilirsiniz YouTube kanalıma. Eğer zamanınız ve imkanınız olursa atölyelerime katılabilirsiniz. O özel atölyeler. Onlarla ilgili bilgiyi de almak isterseniz YouTube ve web sitemde var. Hocam hayat manalı oluyor dediniz ama bu yolculuğu anlamaya başlayınca geçmiş de anlamlı görünmeye başlıyor. Evet, yani geçmiş de anlamlı görünmeye başlar çünkü geçmiş de bir yönünde dinamiktir ve kendinizi tanımaya meyil edince aslında geçmişi de hikayenizle farklılaştırırsınız, başkalaştırırsınız. Geçmiş de geçmiş olmaktan çıkar, dönüşür. Bu manada aslında Jung'un bir sözü var, onu da belirtmek istiyorum. Şöyle diyor: siz bilinç dışını bilince dönüştürene kadar o sizin hayatınızı yönlendirecek ve siz buna kader diyeceksinizler. Yani aslında bilinç dışı bilince dönüştürmeyi gerektiriyor. Biz bunu yapmadığımızda suçu kadere atıyoruz. Yani inisiyatif almıyoruz, kendi irademizle seçimler yapmıyoruz ve hayatımızın dizginlerini de elimize almıyoruz. O yüzden hayatımızın dizginlerini eline almak ve işte o bilinç dışının bize yarattığı o blokajdan ya da ablukadan özgürleşebilmemiz için kendimizi tanıma yolculuğuna girmemiz gerekiyor. Yani kahramanın yolculuğuna. Ve bu kahramanın yolculuğu biraz çetrefilli olsa da, sancılı olsa da kesinlikle dönüştürücü. Ve bize bir lütufla geliyor. Yani sonrasında işte ödülle geliyor. Başkalaşma. Bu yüzden Jung'un da şöyle bir perspektif var, onu da söyleyeyim. Şu: hepimiz bir eşsiz potansiyele sahibiz aslında. Maslow gibi bakıyor biraz, Abraham Maslow. Yani zaten Abraham Maslow'dan önce ilk bakan, bu perspektifte bakan insana Jung. Yani herkes özel ve biricik. Herkesin bu hayatta bir potansiyeli var. Yani hepimiz bir tırtıl olarak başlıyoruz ama bir kelebeğe dönüşmek durumundayız. Kozamıza girdikten sonra kozayı doğru okumalarla delersek çıkarız ve bir kelebek olarak çıkarız. Dolayısıyla bu hepimize bahşedilmiş bir potansiyel, bir yeteneğin olduğunun göstergesi. Bu bizim cevherimiz. İşte gönlümüzün muradını almak burada. Aslında kendi kişisel potansiyelimizi de bulmak ve onu da bilince çıkarmak, kendini gerçekleştirmek. Dolayısıyla bu hayattaki yegane ödevimiz bu. Bireyleşme yolculuğunda elde edeceğimiz bir plan. Ve bunu elde ettikten sonra da bu ödülü zaten sublime edeceğiz. Yani yüceltip başkalarına sunacağız. Başkalarının hayatlarına dokunacağız. Dünyada bir soruna müdahale edeceğiz. Bir şeyi geliştireceğiz. Bir şeyi dönüştüreceğiz. Veya bir yaralı şifacı olacağız cümle göre. Dolayısıyla hayat bunun üzerine şekillenmiş. Burada ruh sağlığı üzerinde okuyan ya da çalışan arkadaşlar var. Değerli meslektaşlarımız ya da meslektaş adayları. Onlara yegane tavsiyem, yani teorik bilgi önemli. Tabii ki de psikolojiyi bilmek, farklı kuramları bilmek ama en önemli şey bu konuda
kendini tanımak, kendi iç yolculuğumuzu yapmak. Jung'un yine bir sözü var. Kendi karanlığımızı bilmezsek başkalarının karanlığında kayboluruz. Dolayısıyla bu hiç bitmeyen bir kendini tanıma yolculuğuysa eğer, işe kendimizi tanıyarak, hatta kendi analizimizden geçerek, yani buraya bu işi yapmak çok değerli açılımlar sağlıyor. Dolayısıyla burada önemli şey kendini dönüştürürken başkalarının hayatlarına da dokunmak. Evet, birisi bu iPhone 7 parmak kaldırdı galiba. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Hocam derya deniz bir konuya girdik. Gerçekten olağanüstü derinlikte. Peki kontrolümüzde olmayan ve bize çok acı veren şeyleri dönüştürürken de nelere dikkat etmeli diyeceğim ama hani çok da sığ bir yerden söylemiş gibi olduğumu hissediyorum şimdi. Özellikle mesela hayvanlara yapılan, yapılmak istenen zulümlerde, kendimizi hissettiğimiz çaresizlikte bize nasıl yardım eder bu durum? Bir yandan da çok ferahlatan da bir konu oldu. Yani dönüştürebileceğimizi gördük. Hem teşekkür etmek istedim hem de hocam gerçekten elimizden bir şey gelmediği durumlarda en basit haliyle ne yapabiliriz? Güzel soru. Bununla beraber ben kapatayım isterseniz. Sürede doldu. Şimdi Viktor Frankl'ın çok güzel bir sözü var. Eğer ortada değiştiremeyeceğim bir şey varsa o benim değişmem gerektiği anlamına geliyor. Yani bir şeyleri değiştirebiliriz. Bunu değiştirmemiz gerekiyorsa müdahale etmemiz gerekebilir. Vicdanımız boyutuyla müdahale etmemiz gerekiyorsa. Ama bir de müdahale ettiğimizi düşündüğümüz şey bizim kendi kurtarıcılığımız da olabilir. Projeksiyonlarımız da olabilir. Yansıtmalarımız da olabilir. Eğer böyleyse de bu yansıtmalarımızdan kendimizi arındırmamız gerekiyor ki olaya daha geniş bakalım. Geniş bir perspektiften ele alalım. Dolayısıyla hayat bir yönüyle de acı ama Jung der ki bilgeliğin olduğu yerde acı yoktur. Acının olduğu yerde bilgelik yoktur, eksiktir. Dolayısıyla burada bir dış dünyaya müdahale etmekten ziyade yapılması gereken yegane bilgece tavır ilk önce kendimizi tanımak. Kendi projeksiyonlarımızı, kendi yansıtmalarımızı görmek ve onlardan uyanmak. Eğer öyle yapmazsak, şöyle bir sözle bitireyim. Bu da benim nacizane sözüm. Kendi hikayemizin kahramanı olmazsak, dış dünya kurtarılacak kurbanlar ve yok edilmesi gereken zorbalarla dolu olacak. Dolayısıyla yansıtmalar yapacağız. Bu da bizi sınırlayacak, açmaza sokacak ve acı çekmemize yol açacak. Dolayısıyla bu acıyı azaltmak için bu acıya yüklediğimiz anlamı değiştirmemiz gerekiyor. Onun için de kendi hikayemizin kahramanı olmamız gerekiyor ilk etapta. Umarım cevap olmuştur. Burada bitiriyorum ben o zaman. Tamamdır hocam. Çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum herkese. Kahramanın yolculuğunda başarılar diliyorum. Teşekkür Kolay ederim. gelsin, iyi akşamlar diliyorum İyi size. akşamlar. Arkadaşlar formu dolduranlar çıkabilir. Dilara Hanım, Buyurun. Ümit Hoca'yı sık sık getirebilir misiniz? İleteceğim ben. Tamam. İyi akşamlar, teşekkürler. Akşamlar. Arkadaşlar doldurduysanız kapatacağım.